Kardiyolojide ECMO'nun kullanımıyla ilgili olarak randomize çalışmalar benim bildiğim kadarıyla TAVI konusunda var. TAVI yapılan hastalarda ECMO'lu ECMO'suz vakalar var, çalışmalar var. İntraartik balon pompası evet 2B'lere geldi. Biraz ben şey olarak sebebini görüyorum. Bu ECMO firmalarının baskısıyla biraz oralara geldi. ECMO'yu daha kolay kullanalım diye düşünüyoruz. Çünkü hala tanımlarda konvansiyonel, Serkan Hoca'nın dediği gibi bütün medikal tedaviler uygulandıktan sonra ECMO uygulanmalıdır diye geçiyor. Kardiyak Life Support'ta. Başka soru olarak aklıma gelenler bunlar. Ben kısaca kendi konuma döneyim. Şimdi biraz beklenti fazla çünkü Serkan her şeyi benim söyleyeceğimi söyledi ama elimden geldiğince daha çok daha pitfall'lar, daha komplikasyonu azaltan yüzümüzü güldürecek şeylerden bahsetmek istiyorum. Başlayabiliriz. Günümüzde CPR'ın en son noktasında extracorporeal life support'un en son noktasında ECMO yer alıyor. 2012'den beri Regensburg ekibi bunu tamamen hastane dışında da uygulayabilecek duruma geldi. Sorunuzun birinde de o yer alıyordu. Hastane dışı veya hastane içi kardiyak arrestler uygulamasıyla post kardiyotomi şok sonrası uygulama tamamen farklı. Yani kılavuzlara göre kardiyak arrestlerin 15 dakika içinde resüt edilemeyen hastalarda hepsinde ECMO uygulayın diyorlar. Hasta uyansın, Refika Hanım sorunuzun cevabı, hasta uyanıp uyanmamasına göre de ECMO'ya devam edin etmeyin diyorlar. Yani bilinçsiz bir hastada sonuna kadar biz ECMO ile gidelim diye bir şey yurt dışında da yok, bizde de yok. Devam edelim lütfen. Serkan Bey tanımını yaptı. Çok kısaca da ileri derecede kalp ve akciğer yetmezliği olan hastalara kardiyak ve respiratuar destek sağlamanın ekstrakorporal, vücut dışı yoludur ECMO. İlk çalışmalar 74'te ve 72'de yapılıyor. Daha çok pediatrik çocuk hastalarda, ARDS'li hastalar bunlar. İşte 2012'deki artık hastane dışı arrestlerde kullanımına kadar, rutine kadar geliyor. Geçelim lütfen. Biraz önce gördüğünüz çok büyük cihazlarda, çok büyük makinelerde günümüzde 8 kiloluk her yere taşınabilen küçük cihazlara kadar indirgenmiş durumda. Pratik olarak venöz kanı alıyorsunuz, oksijenlendiriyorsunuz, bir pompa vasıtasıyla vücuda tekrar veriyorsunuz. Yani hem akciğer hem kalp görev yapıyorsunuz. Komponentleri bunlar. Kanüller var, oksijenatör var, ısıtıcı, pompa ve monitör var. Bizim kullandığımız kardiyopulmoner bypasslardan farkı bir rezervuarı yok. Geçelim lütfen. Endikasyonları arasında respiratuar yetmezlik özellikle çocuklarda yer alıyor. Kardiyak arrestler yer alıyor hastane içi ve hastane dışı. Bizim daha çok ilgilendiğimiz kardiyopulmoner bypass'tan ayrılamama veya kardiyak cerrahi sonrası refraktör kardiyojenik şok. Yani post kardiyotomi kardiyojenik şok sendromu diyoruz. Başta yer alıyor. Çok az görüyoruz. %1'ler civarında görüyoruz. Tanımı sistolik hipotansiyonun olması, 80 mm civarının altında basıncın olması, ciddi baz açıklarıyla beraber pH'nin düşüp anaerobik metabolizmaya geçme ve asitozun yer alması yer alıyor. Ve asıl rakamsal kuantitatif değerek olarak kardiyak indeksin 1.8 metre litre bölü metrekarenin altında olması yer alıyor. Özellikle post kardiyotomi kardiyojenik şok sendromun tanısını koyuyorsanız tedavisi belki sorunuzun karşılığı ECMO yapılan çalışmalar sonucunda. Geçelim lütfen. Şimdi ECMO'yu yapıyoruz. Herkes yapıyor. Özellikle son SGK'nın bize tanıdığı imkanlar sonucu çok merkez yapıyor. Başarıda 2-3 tane çok önemli şey var. Bunlardan birisi zamanlama. Yapılan çalışmalar göstermiş ki ECMO'dan ayrılabilen hastalar ne kadar erken ECMO'ya geçerseniz ayrılma ihtimali daha yüksek. Geçelim lütfen. Diğer bir sorun ne kadar az komplikasyonlara neden olursanız ECMO'nun başarısı o kadar artıyor. ECMO'da cihazlar değişebiliyor.
Oksijenatörler değişebiliyor. Ömürleri 2 haftadan 4 haftaya kadar değişebiliyor. Ama hemen hemen komplikasyonların çoğuna sebep olan şey kanülasyon yerlerimiz. Kanülasyonu nereden yaptığımız çok önemli. Nasıl yaptığımız çok önemli. Ben kısaca bunlara değineceğim. Geçelim lütfen. Periferik kanülasyon, santral kanülasyon. Öncelikle hastane ve hastane dışı ve hastane içi bütün kardiyak arrestlerde hızlı olmanız gerekiyor. Çabuk kanülasyon yapmanız gerekiyor. Yani toraksı, mediasteni açıp bir kanülasyon yapmak gibi bir lüksünüz yok. O yüzden hemen hemen her zaman periferik kanülasyon geçerli. Burada bahsedeceğim benim bizim cerrahi sonrası gelişen kardiyopulmoner bypass'tan ayrılamama veya postop dönemde kardiyojenik şok sendromunda yapacağımız kanülasyon. Periferik kanülasyonda göğsü açmak zorunda kalmıyorsunuz. Veya açtığınız göğsü kapatabiliyorsunuz. Böylelikle mediastinit riskini ortadan kaldırabiliyorsunuz. Kanama çok daha az oluyor. Hastayı hepanize etmek zorundasınız. ECMO kuruyorsanız. Daha az enfeksiyon oluyor. Ve resütasyon sırasında ECMO yapılabiliyor, kullanılabiliyor. Nereden yapacağız kanülasyonu? Nereden sorusunun anlamı şu. İki perifer arterimiz var. ECMO'yu uygulayabileceğimiz ana. Biri femoral arter, öbürü de üst ekstremite arterlerinin en proksimal kısmı, yani subklaven ya da aksiler arter. Bu bizim ECMO slide'larımızın klasiği olmaya başladı. Harleken sendromu. Nedir? Pulmoner fonksiyonları kötü olan hastalar. Yani akciğeri iyi havalanmayan veya kana geçişi oksijenin iyi olmayan hastalarda aortadaki akım kompetisyonuna bağlı. Yani cihaz size femoral arterden bir kan gönderiyor ama bu sırada da kalbiniz kasılıyor. Sonucunda kafaya, beyne, serebral sisteme de oksijene kan gidiyor. Yani kötü akciğerden kalbe gelen kanı kalp serebral sisteme gönderiyor. Bacaklara da cihazdan gelen iyi satüre hiperoksijenize kan geliyor. Sonucu ciddi serebral iskemiler, ciddi serebral hipoperfüzyonlar. Bunu önlemenin iki yolu var. Birincisi subklavyen arter ya da aksiler arter yoluyla yapılan kanülasyonlar. Femoral arter yapmak, distal perfüzyon yapmak zorundaysanız da sağ radyal arterinin saturasyonunu takip ediyorsunuz. %90'ın üzerinde olsun istiyoruz. Nasıl kanülasyon yapalım? Buradaki kasıt şudur. Direkt kanülasyon ya da indirekt kanülasyon. Eğer direkt kanülasyon yapıyorsanız periferi muhakkak kanlandırmak zorundasınız. Geçelim lütfen. Bizim en istemediğimiz komplikasyon, en sık gördüğümüz komplikasyon ekstremite iskemisi. Geçelim lütfen. Yapılan çalışmalarda cihazdan ayrılamamaya sebep olan veya cihazlı olup olan hastalarda mortaliteye etkilen en önemli sebep ekstremite iskemisi. İndirekt kanülasyon yönteminde ECMO takibini çok detaylı olarak yapıyoruz. Günlük T ile değerlendiriyoruz. Venöz kanülün yerini değerlendiriyoruz. Cihazın değerlendirmesini hem biz yapıyoruz hem günlük perfüzyonist vizitleri oluyor. Onlar işte pıhtılaşmanın olup olmadığını, cihazın çalışmasında sorun olup olmadığını değerlendiriyorlar. Ve bizim için az önce söyledim en önemli elimizdeki cihaz, girişim yolu kanüller. Kanül girişleri bizim için çok önemli. ECMO'dan ayrılma konusunda öncelikle sorun ortadan kaldırılmalı. Yani hastanın kardiyak iskemisi varsa, miyokard iskemisi varsa bu çözülmeli. Akciğer ödemindeyse bu çözülmeli. Bir valvüler bir sorunu varsa bu çözülmeli. Bunlar çözüldükten sonra ECMO'dan ayrılmaya başlanmalı. Bazı kriterler var. Biraz önceki soruların ne kadar karşılığıdır bilmiyorum ama yani bunları her zaman sağlayamıyorsunuz. Her hasta birbirinden farklı. Öncelikle hiçbir sorun olmadan ECMO'dan ayırmaya çalışmanız lazım. Çünkü failure ederseniz iş daha kötüye gidiyor. ECMO'yu çıkarıp tekrar takmaya çalışırsanız iş daha kötüye gidiyor. Çünkü bazı kanülasyon noktalarınız var. Bunlara özellikle her zaman kullanamıyorsunuz veya ikinci, üçüncü kez kullanamıyorsunuz. Arterler ince olabiliyor. Her zaman oraya bir anastomoz yapmanız da mümkün olmuyor. Burada çok önemli bir şey var. ECMO'dan ayrılmak, ECMO'lu hastalar için
hasta kurtuldu anlamına gelmiyor. Yapılan çalışmalar göstermiş ki ECMO'dan ayrılsa dahi hastaların ECMO'ya bağlı çok ciddi mortaliteleri, komplikasyonları ve bu komplikasyonların mortaliteleri olduğunu görüyoruz. Yapılan çalışmalarda yaklaşık %60'larda ECMO'dan ayrılabilme gösterilse de bu hastaların taburculuk oranları %25-30'larda seyrediyor. Taburcu olan hastaların ise 5 yıllık sürüleri %50'ler civarında. Komplikasyonlara da kısaca söylemek istiyorum. En önemlisi bizim için ekstremite iskemisidir. Multi organ yetmezliği bu cihazlardaki hastalarda görüyoruz. Sık görüyoruz. Kanama hepanizasyona bağlı görüyoruz. Yeni cihazlar çok düşük heparinizasyon gerektiriyor eski cihazlara veya bizim rutin kardiyopulmoner bypass hatlarımıza göre 160'lar, 180'ler bizim istediğimiz oranlar AST değeri olarak. Ama burada da başka bir şey var. Yani sizin bir cerrahi yapıyorsunuz ve bunun sonucunda kardiyopulmonerde bypass'tan ayrılamama sonucunda hastaya ECMO'yu alıyorsunuz. Primer yaptığınız cerrahi işlemin kanamaması lazım. ECMO'da sorunsuz bir dönem istiyorsanız. Geçelim lütfen. Mortalitenin sebepler arasında komplikasyonların ilk sırasında yer alan ekstremite iskemisi yer alıyor. Hastanın primer hastalıkları yer alıyor. Bir cihaz takıyorsunuz. Sepsis çok uzun süre hospitalizasyonu gerektireceği için görülebiliyor. Ozan Hoca'nın sorduğu soruya cevap olarak ya ben hep geri dönüyorum aklıma geldikçe kusura bakmayın. Bir ECMO merkezi şu yüzden gerekiyor. Siz bu hastalarla rutin kalp cerrahisi yaptığınız hastaları yan yana bakamazsınız. Çünkü bunlar kronik hastalar. En erken bir hafta 10 gün. Bunların enfekte olma ihtimalleri çok yüksek. Hem dışarıya enfekte etme ihtimalleri çok yüksek, hem yanındaki hastadan enfekte olup sonuçları daha kötü olduğu için mortalitenin artma ihtimali çok yüksek. O yüzden merkezler zaten şart. Yani ya çok geniş, çok büyük yurt dışındaki gibi dahili yoğun bakımlara ihtiyacınız var ya da tamamen ayrı bir ECMO merkezinin yoğun bakımına ihtiyacınız var. Geçelim lütfen. ECMO'nun morbiditesi ve mortalitesi çok çok yüksek. Kabul. Ama her hasta ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Her hastanın ECMO ihtiyacı, bunların hepsi tabii tekrar söylüyorum post kardiyotomi, kardiyojenik şok için geçerli. Ayrı ayrı hasta değerlendirip ECMO indikasyonu konulup doğru zamanda doğru kanülasyon metotlarıyla işlemin yapılması gerekiyor. Kısaca ben intraaortik balon pompasını anlatayım. Çok çeşitli çalışmalara başlanmış 1950'li yıllardan itibaren biz kalbi nasıl başka türlü destekleriz diye inen aortanın etrafına kas flapleri sarılmaya başlanmış. Benzer çalışmalar var ama ilk olarak 1960'lı yıllarda 3 hastada başlayan, daha sonra 27 hastaya kadar çıkan bir çalışma var. %20 oranında intraaortik balon pompası ilk formatıyla, ilk kullanımıyla, şekliyle kullanılan hastalarda %20 sağ kalım gösterilmiş. Daha sonra postoperatif destek amacıyla bizler ve kardiyolojideki arkadaşlarımız çok yoğun olarak kullanmaya başlıyorlar. Geçelim lütfen. Çok basit iki komponenti var bildiğiniz gibi. Bir kateterden ve bu kateterin kontrolünü sağlayan bir konsoldan oluşuyor. En önemli etkisi diastolik perfüzyonun, diastolik koroner arter beslenmesini artırarak miyokard oksijenlenmesini daha iyi hale getirmek. Koroner beslenmeyi, bozulan koroner beslenmeyi daha iyi hale getirmek. İkinci etkisi afterload'u azaltarak sol ventrikül işini ve miyokard oksijen tüketimini azaltmaktır. Yeri çok önemli bizim için. İntraaortik balon kateterinin yerinin çalışması açısından en önemli faktörlerden biri. İstediğimiz sol subklavyen arterin hemen distalinde yer alması. Kateter sol ventrikül diastolinde
balon şişiyor ve sistolde tamamen inmesi gerekiyor. Yaklaşık kardiyak output'u %20 oranında doğru zamanlama ve doğru pozisyonla arttırıyor. Balonun iyi, yani her intraaortik balon pompası koyduğunuz hastanın da her şeyin çok birden düzelmesini beklemiyoruz. Kateterin çok iyi çalışması çok önemli. Bunun için bazı faktörler var. Az önce söylediğim gibi bunlardan biri balonun yeri doğru yerde olmalı. Özellikle komplikasyonlara sebep olmamak için doğru yerde olmalı. Sol subklavyen arterinin hemen distalinde balonun tipi olmalı. Daha aşağıda olup renal ve mezenter beslenmeyi bozma ihtimali var. Daha yukarıda serebral perfüzyonu bozma, arkusu diseke etme veya yırtma ihtimali var. O yüzden balonun kateterin hemen ucunda metal bir radyo opaklı filmlerde görülebilen metal bir ucu var ki pozisyonunu ayarlayabilelim diye. İkinci bir konu, balonların çeşitli size'ları var. 20 santimden 50 santime kadar. Biz yaygın olarak 163 ile 185 santim boyu olan hastalarda 40 santimlik balonlar öneriliyor. Diğer bir faktör zamanlama. Çok önemli. Çünkü sistolde çalıştıracağınız bir balonun size hiçbir faydası olmayacak. Tam tersine zarar olacaktır. Biz her zaman için balonun aort kapak tam kapandığı zaman çalışmasını, bütün diastol boyunca balonun şiş kalıp kapaklar açılmadan hemen sönmesini istiyoruz. Konsoldaki görüntü. Geçelim lütfen. Diğer bir faktör, intraaortik balonun çalışabilmesi, doğru çalışabilmesi için bir şeyle beraber çalıştırmanız gerekiyor. Kalple bir uyum içinde olması gerekiyor. Bunun için de biz her zaman için kalp hızını ya da daha iyi çiziyorsa arter tresesini tercih ediyoruz. Kalp hızı traseye göre çok daha verim sağlıyor açıkçası. Yüksek bir kalp hızı balonun çok hızlı çalışması, yani ne tam dolabilmesi ne boşalabilmesini sağlıyor. O yüzden çok yüksek bir hız istemiyoruz. Tercihan, yani taşikardi istemiyoruz. Yüzün üstünde bir balon hızı istemiyoruz. Eğer balon hızı yüksekse, kalp hızı yüksekse balonu daha az aralıklarla her atımda değil de 2 atımda bir, 3 atımda bir çalıştırmayı istiyoruz. Diğer bir sorun, düzenli bir kalp hızı istiyoruz. Tecrübelerinizi gözden geçirirseniz özellikle atrial fibrilasyonlu hastalarda veya disosiye hastalarda intraaortik balonun çok işe yaramadığını, çünkü bir şeye senkroni çalışamadığını görürsünüz. Gerekirse bu durumlarda pacemaker'ın devreye sokularak en azından düzenli bir ritim olmayan bir ritmi bizim yaratıp ona göre balonu çalıştırmamız gerekiyor. Geçelim lütfen. İntraaortik balon endikasyonları, bunlar maalesef başımıza gelmesini istemediğimiz ama çok da kaçınamadığımız. Ha, pardon, endikasyonlar, özür dilerim, ben komplikasyonlar olarak gördüm. Bunları biliyorsunuz, en yaygın kullanımı bizler açısından hani ECMO'nun bir altındaki bölüm. Kardiyopulmoner bypass'tan ayrılamadığımız zamanlar. Yine postoperatif konjestif kalp yetmezliği. Ama özellikle kardiyolojideki arkadaşlarımız açısından medikal tedaviye rağmen devam eden anstabil anjina yer alıyor. İlk kullanımı zaten orada. Geçelim lütfen. Kontraindikasyonları, en önemli kontraindikasyonu aort kapak yetmezliği. Çünkü diastolde şiştiği için zaten bir aort yetmezliği yapıyor. Mevcut aort yetmezliği eğer olursa çok ciddi kalp yetmezliğiyle sonuçlanabiliyor. Faydadan çok çok ciddi zarar oluyor. Bir kateter itiyorsunuz. Her zaman aort diseksiyonu, aort anevrizmasını rüptüre etme ihtimali olduğu için bu durumlarda da ayrıca kontraindike. Yine aksesiniz yoksa, yani uygun bir femoral arteriniz, sisteminiz yoksa çok da kullanımı tercih edilmiyor. Kullanımı cerrahi ve perkütan yolla, yani cerrahi yol da açarak, çok artık ulaşımı mümkün olmayan femoral arter veya distal arterler için geçerli ama eskiden
daha çok kullanılmış. Özellikle torakstan kateteri koymak mediastini açılmış hastalarda günümüzde hiç tercih edilmiyor neredeyse. Çünkü çok daha ince kılıflar üzerinden itilebilen perküten kateterler elimizde mevcut. Hemen hemen tamamen perküten olarak kullanılıyor. Biraz önce slaytları karıştırdım, çok benziyor. Komplikasyonları en korktuğumuz komplikasyon ECMO'daki gibi bacak iskemisi. Derhal kateter çekilmeli ve diğer bacaktan konulmalı eğer katetere ihtiyacımız varsa. Az önce söylediğim gibi daha ince kateterler, daha ince taşıma sistemleri kullandığımız için eskisi kadar çok görmüyoruz. Eskiden daha çok şiitli balonlar kullanırdık. Şu anda neredeyse hiç şiit kullanmıyoruz. Uzamış hospitalizasyona sebep olduğu için sepsis görülebiliyor. Balon içinde tromboz, bazen balon patlayabiliyor. Bunları görüyoruz. Bu iskemiyle ilgili geçelim lütfen. İntraaortik balon pompası koroner kan akımını artırır. Afterload'u azaltır. Kalbin oksijen tüketimini azaltır. Ayrıca enfarkt alanı küçüldüğü de bazı deneysel eski de olsa çalışmalarda gösterilmiş. Bazı çalışmalarda revaskülerizasyon olmadan dahi intraaortik balon pompasının hastanın sağ kalımını anlamlı olarak yükselttiği eskilerde gösterilmiş. Günümüzde ben biraz önce o yüzden dedim biraz firma sorunu diye. Günümüzde bu tarz çok çalışma yok açıkçası. Herkes şu anda sol ventrikül assist device'lara ve ECMO'ya yönelmiş durumda. Teşekkür ederim. Dedim ya aklıma geliyor. Pulsatilite ile ilgili olarak soruya da bir cevap vereyim kısaca isterseniz. Pulsatilitenin yararlılığına inanan bir kesim var. Bir de hiç gerekmediğini düşünen bir kesim var. Yararlılığına inanan kesim ECMO'da veya elvette takılan hastalarda balonda konulması gerektiğini düşünüyor. Ve bunu savunuyorlar. Gösterilmiş çok net şeyler yok açıkçası. Çünkü çok büyük bir hasta grubu yok. Ama ECMO yapıyorsanız muhakkak balon koyun, elvet yapıyorsanız muhakkak balon koyun diyor bu grup. Ama bunun tam tersini de iddia edenler var. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun.